Evet sana devam. İşte bu. Harika. Kaldır gövdeni yukarıya. Bir daha. Wow. Harikasın. Bravo. Ayaklar düz. Ayakları uzat. Ayaklar düz. Tamam. Harikasın. Şimdi seninle duruş çalışacağız, tamam mı? Gel. Şimdi dizinin üstüne çıkalım. Bas bakalım. Bize doğru döneceksin Beren. Bas bakalım. Şimdi tek ayağımızı kaldıralım. Leylek duruşu yapalım. Beni tutma. Kaldırma. Ama kollarımız düz. Dümdüz, evet. Bir. Dik dur ama. İki. Düz dur. Üç. Harikasın Beren. Dört. Ve beş. Diğer ayağında. Hadi bir de diğer ayağı kaldır. Kaldır bakayım. Ve şimdi Süpermen duruşu. Harikasın. Uzay duruşu. Şimdi Süpermen yapalım mı? Evet. Hadi uzan bakalım bana doğru. Nasıldı? Kolları kaldır. Evet. Ayaklarını uzat. Kollar nasıldı? Kollar bize doğru uzatıyordu. Evet, öne doğru. Başımızı doğru sıkıştırıyordu. Evet. Başladı. Evet. Öne doğru. Ama kendini sıkman gerekiyor. Kaldır bakayım. Kaldır. Gövdeni kaldır Beren. Bize bakman lazım. Dümdüz ama. Kollar böyle. Bak nasıldı? Efendim kollarını uzat. Evet. Uzat. Şimdi oldu. Evet. Böyle durman lazım. Ayaklar. Evet bu. Uzat bakayım kollarını öne doğru. Hani elma topluyorduk ya yukarıda. Evet. Kaldır kafayı. Kafanı da kaldır Beren. Bravo sana. Harikasın. Şimdi güzel. Bu çalışmada videoda gördüğünüz üzere eğitmenin, peki evde de sizlerin yapabileceği bir çalışma. Şimdi burada sizin duruş açınız, Serkan öğretmenin videoda gösterdiği üzere tek bacağın öne doğru uzatıldığı, çocuğun da yetişkinin bacağı üzerinde önce ayakta denge duruşu, sonra tek ayakta denge duruşu, hatta sonrasında yüzüstü ebeveynin ya da eğitmenin dizine uzanarak yaptığı postür duruşundan bahsediyoruz. Ve bu aşamalarda sadece birkaç önerim olacak size. Çocuğun ilk etapta dengede durmasını beklemek biraz güç. Çünkü bu aşamada denge kontrolünü sizin çocuğun bel kısmından ve ön taraftaki kemer bölgesi dediğimiz yani karın bölgesinden hafif destekleyerek önce o dengesini tutturmasını sağlayın. Sonrasında dengesini tutturduğu an yavaş yavaş desteğinizi bırakabilirsiniz. Sağ ayak ve sol ayak sırasıyla dengede durması önemli. Ve son aşamada ise çocuğun öne doğru uzanarak, yani aslında sizin dizinizin çocuğun tam kemer bölgesine denk gelecek şekilde çocuğun vücudunu burada ortalıyoruz. Ortaladıktan sonra da burada amaç, çocuk otomatikman sürekli takla attıkları için çocuklar ellerini aşağı doğru kaydırırlar. Biz bunu istemiyoruz. Tam tersi çocukların ellerinin karşıya baktığı, avuçların açık olarak karşıda olduğu ve başını da mümkünse en yukarı pozisyonda kaldırarak ileriye doğru bir pozisyon sergilemesini istiyoruz. Ayakların da aynı şekilde geride kolla birlikte paralel, yani dümdüz kalem gibi bir açıda durmasını istiyoruz çocukların. Bunu ilk etapta yapmaları kolay değil, ciddi karın ve sırt kasları gerekiyor bu duruş için. Ama bu duruşu bu yaş itibariyle başlatmak çok önemli bir gelişimdir. Onların postürlerinin daha sağlıklı olması adına, vücut duruşu bozukluklarını engellemek adına. Bu aşamada bu yüzüstü duruşta da dizimizle vücudu ortaladıktan sonra yine sadece parmaklarımızla onun tutmasını sağlayarak ön tarafı, arka tarafta da ayak bileklerini kendi avucumuzla hafif kaldırarak etkinliği yapabiliriz. Keyifli egzersizler diliyorum.